Biz bilerek ve isteyerek kendimize en uzak, tırnak içinde kullanıyorum bir ifadeyi, kişinin aday olmasını tercih ettik. Neden? Çünkü işte biraz önce söylediğim şey, yani tip buradan kendisi için bir şey istemiyor. Burada meselemiz tip A partisi, B partisi değil. Buradaki meselemiz bu deprem yıkımından Hatay halkının hep birlikte çıkması. Çünkü hatırlayın, aslında hem Yani iktidar açısından... zaten Gökhan Zan'ın ideolojik aidiyetinin tiple uyuşmadığını siz de biliyordunuz. Kendisi de söylüyordu Kesinlikle. zaten. Hani bu sır olan bir şey de değildi. Öyle değil mi? Daha önemlisi bu kamuoyu tarafından da kolaylıkla görülebilecek bir şey olsun diye düşünüldü. Ve açıkça konuşalım, yani iktidar da yerel yönetimde 6 Şubat depreminde sınıfta kalmıştı. Ve bir takım figürler, bütün topluma Hatay'ın dertlerini anlatan, Hatay'ın sesi olan ve toplumda da Hatay'la dayanışma amacıyla bir inisiyatif geliştiğinde temas ettikleri bir takım isimler deprem döneminde kendiliğinden ortaya çıktı. Mesela bunlardan bir tanesi Haluk Levent'ti. Bunlardan bir tanesi Barış Atay'dı. Bunlardan bir tanesi de hepimiz kabul edeceğiz ki Gökhan Zan'dı. Ve Peki Gökhan burada Zan... tam burada bir virgül koyun isterseniz, ismi siz telaffuz ettiniz. Barış Atay'dı dediniz. Dün ya da önceki gündü zannediyorum sözcünüz Sayın Sera Kadıgil. İlk alternatifimiz Barış Atay'dı dedi. Neden Barış Atay değil de Gökhan Zan'da karar kıldınız? İki nedeni var. Bir tanesi Barış Atay Türkiye İşçi Partisi üyesiydi ve tekrar altını çiziyorum. Tip burada kendisi için bir şey istemiyor. Ya yani tipin amacı Hatay'ı ben yöneteyim, Hatay'ı biz yönetelim değil. Tipin amacı Hatay'ı bu depremden çıkartabilecek en geniş ittifakın oluşturulabilmesi idi. İkincisi de Barış'ın kişisel bir tercihi var. Bildiğiniz gibi geçen dönem milletvekili yaptıktan sonra bu dönem siyasetin görünür alanında görev üstlenmedi. Bu da bir tercih. Ve bunlar bir araya geldiğinde, bakın çok açık ifade edeceğim. Hani belki ilk defa konuşuyorum, dediğiniz gibi doğru, kamuoyunun bunları bilmesi lazım. Mesela bizim öncelikli adayımız Gökhan Zan da değildi. Mesela yine bizim de siyasi olarak, ideolojik olarak çok da örtüşmeyen, o süreçte tanıştığımız Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkal'ın ismi. İsmi geçenler arasında vardı. Ama hem Cihat Bey'in kendisi hem örneğin Haluk o dönemde, yani ismi geçenler arasında söyleyeyim. Gökhan Zan isminin kazanabilecek bir isim olduğu ve Hatay halkının da teveccühünü kazandığı yaklaşımını paylaştılar. Şimdi bizim karar vermemiz gereken konu şuydu. Hatay İttifakı'nın bir adayı var ve bu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'ne aday olmak istiyor. Biz şimdi burada ideolojik, politik nedenlerle kabul etmiyoruz mu diyecektik, yoksa Hatay halkına bir sunacaktık. Yani açık açık kaldığı tercih buydu. Peki Kazanabilecek. Hatay milletvekiliniz Can Atalay'a sordunuz mu? Tabii ki Can'la da bunu görüştük. Ne dedi? Can'ın da fikri vardı. Bu kapsamda, yani Türkiye İşçi Partisi'nin bir adayı olarak değil de Hatay İttifakı'nın bir adayı olarak olabileceğini o da doğal olarak destekledi. Şimdi buradaki bence hani kamuoyunun anlamakta zorlandığı konu haklı. Yani sonuçta şöyle düşünün. Ya biz günlerce, haftalarca bir takım tartışmalar yapıyoruz ve kamuoyu bunun sonuçlarını görüyor ve o sonuçlar üzerinden değerlendiriyor. Ama benim altını çizmek istediğim konu şu. Tip kendi adayını, kendi çıkarını değil, o 6 Şubat'ta ortaya çıkan yıkımda farklı siyasi görüşlerden de olsa yan yana gelen insanların ortaklığını, kendi çatısını aslında Türkiye İşçi Partisi bu insanlara teslim etti diyelim. Aslında biz listemizi bu arkadaşlara teslim etmiş olduk. Böyle yorumlamak daha doğru. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin listesinden Hatay'daki geniş bir mutabakatın önerdiği isim olan Gökhan Zan aday olmuş oldu. Buraya kadar bir sorun yok bence ve biz gerçekten de bu iki seçenek dışında bir üçüncü seçenek olarak Hatay'da halkın da desteğiyle yeni bir seçenek kazanabilir üzerine bir çalışma yapmaya başladık.